Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Betacraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda muhteşem üçlü var. Un, süt, yumurta. Şeker. Sanırım. Ama ben yumurta sevmiyorum. Olsun. Bence şeker de olsun. Bence şeker olsun. Olabilir. Olsun. Evet. Anlayacağınız üzere Salih, Gülser ve Köfte üçlüsü. Yani sen de kendinin yanında olursun. Aynen. Ve dünkü bölümde yapacağım dediğim ve arada yaptığım Energy Smelter ve Enrichment Chamber karşınızda. Smelter sen buraya, Chamber sen buraya. Smelter bildiğiniz Smelter. Furnace. Hiçbir farkı yok. Hatta bu farkın olmadığını göstermek için basitçe birkaç stack clay alıp ne yapacağım? Ne yapacağım? Salih'e sordum. O yok. Ben varım. Benim pipim gibi clay yapacaksın. Hayır. Henüz dekoratif işe girmedim. Ha, hardened clay'e girmedi mi daha? Oho, forge multipartları temizlememiz gerekiyor. Ama evet, Seercraft baya güzel olacak. Şey kötü olacak ama hani Ege'yi takip edenler için o versiyonu bırakacağım ama çok uzaklaştı o versiyondan şu anki Seercraft. Abim bence biliyordu burada. 4 stack Gronaut. 4 stack Gronaut yaptım. Ama bu biraz yavaş olduğu için şu an bunları burada pişirmeyeceğim. Nerede pişireceğim? Nerede? Factory. Factory. Factory yapmadım. Bu bölümde yapacağım. Factory yapıp onda pişir. Birazdan yapacağım. O esnada bunlar da yapılsın. Demin smelter'i mi kullanmaya çalışıyordun? Clay pişirmek için. Hayır. Sen mi? Ya bana öyle geldi de. Yok yok. Clay Smelter'de pişirmek. Ya M.Dio'dan beklerim. Bu arada şey çok güzel oldu. Project Bench'leri hatırlıyor musun? Evet. Öyle tek parça mod vardı. O Crafting Suite diye bir mod oldu. Güzel. Şey de var. Aynen çok güzel. Pardon. Bunlar pişe dursun. O esnada ben başka bir şeyimiz daha yapacağım. Şu zibilyon tane sand ve biriyi alayım. Ve Big Boss Cursor Salih'in çok sevdiği bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Big Boss Cursor Salih'in çok sevdiği şey ne? Ne? Ne değil, kavak kemane. 2 saniye geliyorum. Evet ve geri geldim. Ve şunları craft ettim. Sorumu yanıtlamadınız. Big Boss Cursor'ın çok sevdiği bir şey. Nedir? Bilemedim köfte. Zaten kafam biraz acayip şu anda. İpucu. Railcraft. Kreosot oyun. Neyde elde ediyorsun? Kakaon. Evet. Bu arada... Ha kok... Kok kömüründen geliyor da kak dersen o aynı zamanda horoz demek. Evet. Tekrar boot ediyoruz Minecraft'ımızı. Seercraft çok şeker olacak bu arada. Güzel. Millennium'ı filan çıkartacağım. Güzel. Petbet'i çıkarttım. Bu arada Salih. Hı? Hala senin yaptığın tool'ları kullanıyorum. Bronz olanlar. Evet. Şeyde biraz ilerle, direkt çeliğe atlarsın. Çelik şeyle alümitle aynı seviyede. Biliyorum. Zaten öyle planlıyorum ben de. Onun için smelter'ı yapıyorum şu an. Smelter'ı vardı şeyde. Dünya sıfırlandı ya. Ne zaman? Şey, geçen gün çöktü bir. Ama player datalarımız durdu. Aynı player datalarla yeniden devam ettik.
Bir söyleseydin ya niye çöktüğünü falan bir görmüş olurdum ben de. Ya şey benim hatam yüzünden çöktü. Notepad hatası değil. Tamam. O zaman dert yok. Biliyorsun yani. Aynen. Ya zaten modpack hatası olsa direkt Salü diye boğazına yapışırdım. Boğazına değil yakana. Sen yapış da. Seksi. Evet Evet. ve 2 adet krokolumuz hazır. O zaman ne yapıyoruz? Bir stek kola alıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Ve bu arkadaşların içine atıyoruz. Ve bunun anlamı bundan sonraki bölüm. Yani önce ben güzel bir kömür avına çıkacağım. Köfte 118 FPS. Neydi? Sihirden. Uhuhu. Ha neyse, Enrichment Chamber'ın ne olduğunu açıklayalım. Bildiğiniz Pulverizer'ın ya da Macerator'ın UE versiyonu diyebiliriz. Her cihazı pulverize etmiyor ama. Evet, hani birebir aynı fonksiyonu değil ama benzeri. Yani birebir aynı fonksiyon iki farklı cihaza bölünmüş durumda. İkisinde de ayrıyetten ekstra fonksiyonlar da var. Böyle tuhaf bir şey. Ve şimdi ben ne yapacağım? Fah teorilerimizi. Bunun için öncelikle ben yukarı bir adet crafting table koyayım. En çok crafting table kullandığım yere crafting table koymuyorum. Nasıl iş? Olmadı. Zaten redstone'un varsa crafting şeyini yap. Sweet diyorum. Exact'ı. Yapacağım Exact. birazdan. Ben de onu da bir bakmam lazım ya. Yalnız tamamdır köfte. Bu olmuştur. Paket. Evet. Basic Factory'e bakıyoruz. İçinde bir makine. Bunun hangi makine olduğu önemli değil. Sebebi Factory'yi neye dönüştür... Factory'lerin modu vardır. Bu mesela Smelting modunda gösteriyor. Eğer içine craft ederken Enrichment Chamber koyarsak Enrichment Chamber olarak çıkar. Evet, bizim için şu an 4 Control Circuit, Enriched Alloy ve 2 Gold Dust. Toplam 4 Gold Dust'a ihtiyacım var. Yani bunun anlamı elimdeki 5 Gold oradan 2 tanesini Enrichment Chamber'a koyuyorum. Gold'ları üçlemeye kadar işlemeyi planlamıyorum da şu an biraz azlar. İyi yapıyorsun. Player API neye aitti? Player API. Bilmiyorum. Çıkartıp tekrar çalıştıralım. Hadi öncelikle toplam kaç tane lazım sende? 8. Redstone'da az. Güzel bir mining'e çıkmam gerekecek. Gülser, orada mısın hala? Bilgisayar aramızda değil. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Diyor musun? Sen Şu hocam defalarca beni sınıftan kovmuştun. ve geriye kaç redstone'um kaldı tahmin et. 8. Yaklaştın. 6. Yok da bu arada beta'yı ne zaman halka sunarız? Bilmiyorum. Muhtemelen şu Factorization artı Project Red zımbırtısını hallettikten sonra herhalde sunmuş oluruz diye düşünüyorum. Sana kalmış bana ID'leri vereceksin çakışan ID'leri. Ben şey yapacağım, fixleyeceğim sana. Yarın ben sana güzel bir liste çıkartacağım. Tabii onu hafta sonu yapabileceğim. Bu hafta bayağı yoğunum vardı ama dersin ben bugün olduğunu sanıyordum fotoğraf derslerinin. Evet. Ve şimdi Basic Factory'miz hazır. Basic Factory nedir diye soracak olursanız. Faktörünün basit olanı. Ve Kalimera oyuna girdi. Çok şaşırılsız bir şey değil. Köfte, Kalimera'ya nasıl ulaşabileceklerini söyle de kanallarını tanıtmak isteyenlere. Kalimera TR diye aratıyorsunuz YouTube'a.
siz gelin. Şöyle üçlü şekilde dağıttığımız takdirde gördüğünüz gibi üçünü de aynı anda işliyor. Bu basic versiyonu ama gördüğünüz gibi biraz yavaş. Onu da tabii Optifine demişim. Eniye geri açıyoruz. Ve speed upgrade yapıyoruz. Aynen. Ve bunun için şu an için 8 tane yapayım komple. Tabii glass lazım. Aşağıda biraz glass'ım olacaktı. Biraz daha lazım. Hazır basic factory yapmışken basic factory de yapalım. Köfte, alakasız bir durumdan bahsedeyim sana. Dinliyorum. Hangi paketinin minisini yapıyorum şu an, tahmin et. Hangi mod paketinin? Tahmin et. Kayra mininin. Kayra'nın minisi zaten var. Hayır, Kayra mininin minisi. Yok, o kadar değil. Onu izleyiciler çok istedi diye yaptım. Biri sayesinde Sifrin'in de minisini yapıyorum. Sanırım adı G ile başlayan biri değil mi? Hım. Yalnız bunu... Evet, ve bu speed upgrade'leri NEA'yı kapatıp şu şekilde buradan koyuyoruz. Şimdi köfte yaz, bunu bir şartla paylaşırım ben. Dinliyoruz. Yetişik bir kişi istiyorsa onu da şöyle anlayabilirim. Köftenin videosunda 200 like'ı görürsem... Yalnız benim videolarım görüyor. O zaman senin videolarına göre yüksek bir rakam söyleyelim. 500. 500 like'ı görürsem köftenin videosunda. Evet, gördüğünüz gibi çok daha hızlı. Seni de trollüyorum arada böyle. Ne? Senin lafını da trollüyorum arada böyle. Ya trolle, benim kafa zaten gitmiş. Paketleri hallederken kafa yapısını biliyorsun benim. Yani. Dünyadan pek fazla bir haberim olmuyor. Şimdi Wild Caves'i çıkart. İki tane daha speed upgrade yaptım ve onları da buraya koyuyorum. Metallurgic Infuser. Tamam, sen devam et. Dynamic Lights'i çıkartıyorum. Dynamic Lights çok fazla şey yiyor. Mariculture'ı çıkartıyorum. Bu arada 4 stack Seared Brick yeter mi sence? Benim için. Hesaba kat. Yeter. Tamam. Yani çok büyük bir şey yapmayacaksın sen zaten. Yani beni biliyorsun, 2 kat. Bu benim tüm işimi görüyor. Tinker's Construct'ı çok fazla kullanan biri değilim. Bu zımbırtımız da geldi. Evet, şimdi... Player Up'in nereden olduğunu hatırladım köfte. Ne? Player Up'in nereden geldiğini hatırladım. Nereden? Şeyden geliyor. Project Zulu. Çıkarttım ama Project Zulu'yu da çıkarttım çünkü çok fazla sistem ya. Bu arada Seared Glass mı yoksa Seared Window mu dersin? Glass. Ya daha açık, daha parlak olan var ya o. Tamam. Ve daha az Seared Brick istiyor. Hı-hı. Battle Tower da çıkartıyorum. Örçeni biraz abanıyor ama. Tamamdır. Coco Craft kullanmıyor kimse. Coco Craft'ı Seared'in kendisinden de çıkartacağım. Güzel. Zaten atlar varken bence Kokobolar gereksiz. Ya Kokobolar breed ettiğinde jet gibi gidiyor ama dert şurada, Kokobo'nun kafası senin ekranın önünde. Blind şekilde gidiyorsun. Hatta aşağıda GUI seviyesinde gidiyorsun. Blind Guardian şeklinde gidiyorsun. İğrençti değil mi? Ya benimkiler kadar iğrenç değildi ama İzinde gidiyorum. İzinde gidiyorsun. Gülsel Magic Yarn'ı kullanır. Bir kere öğretirsem kullanır. Gülsel öyle yardımcı olacak şeyleri seviyor. Seviyor. Bir de özellikle cave gezecekse çok çabuk kayboluyorsun. En büyük hobisi zaten onun. Al o zaman. Bunu daha sonra komple düzenleyeceğim.
İlginç bir planım var. Gerçi burayı geçici olarak kullanacağım ama olsun. Yaptığım şeye bakıyor bir de. Sihri Mini'nin RAM ve boş bellek miktarını küçültüyorum. Test etmek için. Şimdi Uzaklardasın. azıcık geri. Gönlüm Evet, şarap. Kalimera yatmamı istiyor. Figaro. Tabii benim denizin ortasında bir yerde olmamın en büyük avantajı mob derdim yok. Diğer onu ben de yapacağım. O daha farklı yapacağım. Ya ben şimdilik geçici olarak bir dungeon'a yerleştim. Temelli olarak yerleşmem Viyana tarzı bir şehir kurmam olacak. Benimki öyle değil. Direkt okyanusun altına MFFS'le sponge'la field açacağım. Sonra eşyaları oraya taşıyacağım. Ney? Tabii dünya üzerinde Seared Blue'yi dünya üzerinde Seared Blue'yi X ile kırmaya çalışan tek insana bakıyorsun bu arada. O zaman baltayı sihir buraya vurdum diyelim. Mod Aynen. paketi versene Bir diyelim. saniye. Bir dakika, bir dakika. Az önce Salih abinin o bonus bölümünü izliyordum. Orada Seared bilmem ne birik aldı. Dedim acaba ne konuşuyorlar, açayım dedim. Aynı şeyi konuşuyordunuz. Yemin ederim. Dedim ne oluyor lan? İşte bu kadar yüce insanlarız. Bir de baktım alt tarafa video devam mı ediyor acaba? Neyse devam edelim. O kadar yetenekliyiz, anlayın artık. Kesinlikle. Gülser, Evet. sen 1 GB RAM verebiliyorsun değil mi şeylere? Maalesef. Evet, Gülser'in kendi bilgisayarı bozulmuştu ve şu an kullandığı bilgisayar. Bozuldu mu? Yandı, yandı. Hani bir anladılar. Bozulsa yaparım zaten. İşlemcisi yandı. Evet, sen geldin. Çok abartmazsan kullanabilirsin. 800 MB RAM kullanıyor şu andaki paket. 600-800 arası. İyi. Ben zaten oyun oynarken her şeyi kapatıyorum. Alt taraftaki çubuk var ya, Ben onu bile neyden kapatıyorum. demiş? Yok, oyunu da abartmazsan. Hani böyle çok şeyleri kısarsan filan o 400-300 MB'a düşer. İndireceğim zaten Optifine'ı. Sana vermeden damage indicators şeyini sileyim mi? Config dosyasını. Niye? Hard moda çıkıyordu o yüzden default'u. Damage indicators diyorum şey. Oş Hunger oş 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 Tamam, oş oş. harda çıkarsın her türlü. Ben Ölüyorum, 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 ölüyorum. geber geber Öldüm. kullan. Yedim Sence aslan. neden ölmüşümdür? Boğuldun. Evet. Neyse, bir dakika bir dakika. Salih abi, senin o mod paketinde bir tane bridge gibi böyle değişik bir yere denk geldim. İçinden neler çıktı biliyor musun? Aklın hayalin durur. Şu an 5-6 steak benim yemeğim var. Full can dolduruyor. Sana soracaktım, bunu nasıl şey yapabilirim acaba, zorlaştırabilirim Hunger Overhaul'u diye. Neyse, sustum. Hunger Overhaul'un config dosyasını sil paketi aldıktan sonra işte Tamam. görecektir. Hani Gülser Hunger Overhaul konusunda böyle. O bir şey değil. 11 tane şey veriyorum. Wheat veriyorum. Şeye neydi onun ismi, köylüye, pahaya daha doğrusu, bana veriyor bir tane şey, zümrüt. O zümrüt de gidip bir tek şey alabiliyorum, o pizza alabiliyorum. Öyle bir şey, bir köylü, başka bir köylü var. Bu arada Çok ben de şu an mutluyum. pizza yiyorum genelde bu oyunda. Gerçekten ne güzel. Ben de pizzayı severim. Her türlü. Yani kimin kardeşisin? Değil mi? Armut dibine düşer. Aynı şekilde. Hadi sen videona devam et, ben gidiyorum. Zaten videodayım. Lel, lel, lel.
Kaçtım o zaman. Ya da niye gidiyorum ki? Birazcık daha trolleyebilirim bence. Yani. Aa, gidin Salih abinin şeyinden bak. Yemin et. Kıvır. Git amarın da olabilirdi ama. Hadi abi ya. Yemin ederim. Böyle içime bir sıkıntı düşüyor sen espri yapınca. Geçenlerde de hayırlısı dedim, evetlisi dedim zaten. Ya yemin ederim benim midem sıkışıyor ya. Miden değil, sıkışan kalbin olur. Ve bana benim yayın midem esnasında bir benim kalbim mesaj geliyor. Ama önemli bir şey değilmiş. Suyun üzerindeki havanın hepsini alırsan oda sıcaklığında kaynamaya başlıyor. Yalnız size bir şey diyeyim. Aklıma acayip bir şey geldi. Bence abimin adını soyadını böyle şey yapalım. Bir şey edelim her tarafa. Bunlar şeyden o gizli numara servisinden abimin numarası bulunurlar. Abinin adını soyadını herkes biliyor. Köfte Tayyip Erdoğan. Onu demeyeceğiz, kızıyor. Bana fezalı diyemem. Hani. Neyse. Olsun. Çok güzel olur ha. Herkes durmadan arar falan. Yalnız şöyle bir avantajım var. Telefon attı benim adıma değil. Telefonun annenin. Annenin üzerine. Hiç sorabilir değil. İkiz bile. Annenin üzerine. Kimin üzerine? Sıkıntı orada. Asla kimin üzerine? Söylemem. Belki de benim üstümedir. Evet Salih abi, senin üzerindedir eminim. Benimki de kendi üzerime değil çünkü yaşım tutmuyordu. Çünkü sen el kadarsın. AKP Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Suriye'ye giden suçlular spor amaçlı. Salih abi. Ben kaç yaşındayken bana telefon aldılar biliyor musun? Ericsson'du. Sony Ericsson'da değildi. Ericsson'du. Antenliydi. Galatasaray'la anten almıştım. 6 yaş. 7 yaşındaydım. Ya bugün tahminlerim çok şey oluyor ya. Çok yakın. Ucundan direkt. Çok çok. Aynen öyle. 6 yaşında okuma yazma bilen çocuğa şey mi alırlar? Hoş ben yazmayı biliyordum da okumayı bilmiyordum. Pardon. Okumayı biliyordum da yazmayı bilmiyordum. Ve koymayı unuttuğumuz önemli bir parça. Lautan. Abi ne yapıyorsun? Ne? Ali abi klavyeyi şey yapıyor da. Şey yapıyor işte. Anladınız siz onu. Aynen. Bakayım hiç takmıyor da. Ben anlamadım. Klavye diyorum, tecavüz ediyorsun. Haberim yok. Babamla. İşte bakın. Bana çok küfür ediyorsun. Çok terbiyesizsin diyen insanlar. Bakın. Bakın nasıl sözleri bir sürü el kadar çocuğun izleyeceği videoda afişe afişe söylüyorlar. Ayıp. Ayıp. Peki taciz ettim seni Sadi abi. Bir de onlara mı tecavüz ettim? Bir de tecavüz ettin diyor. Taciz dedim, tecavüz dedim. Taciz dedin, tecavüz dedin, kızlı erkekli dedin. Neyse benim lav bulmam lazım. Sizi anlıyorum böyle. Konuşmamızı kesme. Daha trolleyeceğim. Sus lan. Çıkartamayacaksın. Yo. Bak köfte de lav diyor. Görüyorsunuz. Benim şu ana kadar ettiğim hiçbir kötü laf yok. Ama işte biri lav, biri taciz, biri tecavüz. Tecavüzü sen dedin yalnız. Diye tecavüzsiz gördünüz. Bir saniye ya. Salih abi sen benden daha çok söylüyorsun. Ben 2 kere söyledim alt tarafı. Tam 30 kere söyledim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Siz de bir şeyler deyin. Bir şeyler. Evet çıkış yapmıştım ancak madende gördüğüm ilginç bir şeyi size göstermem lazım. Lignit bloklar. Underground Bayonus'un eklediği bir şey ve Mana Creeper merhaba. Bu damage nereden geldi? Neyse bu lignit bloklar nedir diye soracak olursanız
şu şekilde bir adet kömüre dönüşüyor. Ya da normal olarak yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Ama daha az yakıyor. Evet. O yüzden kömüre çevirmek daha avantajlı. Gerçek hayatta linyit kömürü daha iyi olması lazım. Ne yaparsın? Minecraft. Evet, havada duran blokları olduğu bir oyundan şey bekliyoruz. Ya da ağacı yumrukla kırabildiğin. Neyse. Ben tekrardan videoyu burada bitiriyorum.